Merhaba arkadaşlar. Bugünkü İstanbul programı için karşınızdayım. Dün akşam yayınlayamadım. Teknik bir problem oldu. Videoyu yükleyemedik. Bazı problemler oldu teknik olarak. O yüzden sabaha kaldık. Daha yeni çözdük. O yüzden bu saate kaldık. Kusura bakmayın. Hepinizden özür diliyorum. Şimdi yarınki İstanbul yarışlarına baktığımızda 9 koşulu 2 program var. Hızlı bir şekilde tahminlerimizi verelim. İlk şansı, birinci koşuda 2100 metre çim pistte bir yarış. 2 numaralı Lizas'ın Gökhan Kocakaya ile ilk şansı veriyorum arkadaşlar. 3 numaralı Batshiba, son Ankara yarışı fena değildi. İkinci at olarak onu önermek istiyorum. Üçüncü at olarak boş kilosuyla 5 numaralı Flying Face ve yine zaman zaman etkili yarışlar koşulan yine boş kilosuyla 9 numaralı Kara Arda deyip burayı geçmek istiyorum. Evet arkadaşlar, 2, 3, 5 ve 9. İkinci koşuya geldiğimizde arkadaşlar maiden bir yarış. 1600 metre çim pisti. Denk tayların bir arada olduğu bir yarış olarak düşünebiliriz. Burada AGF'lerden de gördüğümüz gibi 6 numara Son Mohican ilk at çıkmış ama ben onu önermekle beraber 6 numara Son Mohican'ı önermekle beraber 4 numaralı Gökçetepe'nin uzun da çime çıktığında etkili olacağını düşünüyorum. Bir Tamer'in oğlu yavrusu ve Gökhan Kocakaya'nın da ısrar ettiği 1 numara Bavikal Zeyno'yu da vererek burayı 3 at olarak öneriyorum. 4-6-1 sıralamam o şekilde arkadaşlar. Altının 3. koşusuna geldiğimizde kısa vade 6-2 yaş İngiltere'nin 1300 metre sentetik pistte bir yarışı. Burada 1 numaralı Big Name son yarışlarına göre epey iyi koşuyor. 2 yarışını kazandı. Yalnız burada 3 numaralı Magnum Opus'un son yarışı fena değildi. Önce 1-3 diyorum. Daha sonra da eğer yeri olanlar, imkanı olanlar 2 numaralı Göğe Bakan'la sürprizden değerlendirebilirler arkadaşlar. Altının 4. koşusuna geldiğimizde arkadaşlar bu maiden bir yarış. 3 yaşlı Arapların 1600 metre çim pisti gibi yarışı. Bu 10 numaralı Gökçe Atı'nın son ilk yarışındaki sentetik pistteki yarışını çok beğendim. Sanki Ayhan Koç'un o gün atı fazla sıkmadı, fazla üzmedi gibi geldi bana. Bence yarışın en şanslı atıdır. Bir tane rakip bana göre var, ciddi rakip. O da Ahmet Çelik'in ısrar ettiği 7 numara zaman attı. Sürprizde de ilk yarışında Gökçe Atı'nın aynı koşuda koşan 1 numaralı Akça Koca Bey diyorum. Ama Gökçe Atı'nı önde tutuyorum arkadaşlar, bilginiz olsun. İsteyenler tek olarak değerlendirebilirler. Bu at Gürgür Baba'nın kardeşi, çimde de gider arkadaşlar, bilginiz olsun. Altılının 5. koşusuna geldiğimizde 1300 metre kum sentetik pistte bir yarış. 17 atın katıldığı zor bir yarış arkadaşlar. Bu zor yarışı kolaylaştırmak istiyorum sizler için. Affedersiniz, bana göre affedersiniz arkadaşlar, galiba rahatsızlanacağım. Bana göre burada kısa sprinti olan ve erken öne gelebilen atların şansı daha çok olacak. Bu atlardan birincisi 6 numaralı Cam Göz. Son Kocaeli yarışı iyi olmasa da sentetik pistte zaman zaman etkili yarışlar yapıyor. Bana göre iyi start alan bir at ve önlere erken gelecektir. İlk şansı ona veriyorum, 6 numaralı Cam Göz'e. Daha sonra yine son yarışı çok hoşuma giden 12 numaralı Hanım Hanım. Bu at da önlere erken gelebilir. 50 kilo bomboş koşuyor. Bence ikinci şanslı attır. Üçüncü şanslı atımız ise arkadaşlar 3 numara Toprak Su. Sentetik'te güzel yarışlar yaptı bu at. Bu çatı ilk önce başta vermekle beraber daha sonra sürpriz şansı olan atları sıralayayım size arkadaşlar. Bunlar 2 numaralı Canım Çiğdem, 4 numara Albunea, 7 numara 55, 10 numaralı Peksus ve son olarak da 11 numaralı Seluşka. Verdiğim 3 attan sonra bu atları değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Altının 6. koşusuna geldiğimizde 1500 metre sentetik pistte bir yarış. Burada 6 numara Alberto'yu çok tutuyorum arkadaşlar. Son galabı çok hoşuma gitti. Bana göre şanslıdır. Alberto'yu ilk at olarak önereceğim. Sümel Han'dan bir patlama bekliyorum. Yakındır yani. Çok iyi bir yarış bekliyorum. Bulunduralım. Sümel Han da etkili koşabilir. Uludaz'da favori çıkmış arkadaşlar. 63 kilo. Bence zorlanır ama yine de kalite kalitedir. Onu da yazalım. 3 at olarak burayı öneriyorum. 6-4-1. Altının 7. koşusuna geldiğimizde arkadaşlar 2200 metre sentetikte bir yarış. Burada 2 tane at önereceğim arkadaşlar size. 2 numaralı Carrot ve 1 numara Pro Striker. Bu atlar rakiplerine göre biraz daha ön plana çıkmışlar. 1-2-2-1 şeklinde burayı değerlendirebiliriz arkadaşlar. 8. koşuya geldiğimizde kısa vade 7 dişi 3 yaşlı Arapların 1400 metre çim pistte bir yarışı.
Arkadaşlar burada gurbet atışı şu anda ben görüyorum %75'lik bir AGF ile çıkmış. Atın kazanması normal ama biraz kilosu ağır. Ben yanına 2 tane at önereceğim. 3 numaralı hanımcım son yarışına tam potada durdu. Göken Kocakaya ile eğer kısacı bir at, yani çok uzuna gideceğini düşünmüyorum. Yani eğer sprint mesafesini iyi ayarlayabilirse, kısa bir sprinti var, hanımcımın etkili olabileceğini düşünüyorum. Gurbet ateşi de belki ağır kilodan etkilenebilir. 5 kilo az değil arkadaşlar dişi atlar için. Dediğim gibi gurbet ateşi önde, sonra 3 numara hanımcım ve son olarak da güzel bir at olduğuna inandım. Bursa'dan İstanbul'a gelecek, ters pisti yadırgamazsa 5 numaralı Hız Kolik diyorum arkadaşlar. Altının son ayağına geldiğimizde benim ilk şanslı atım 6 numaralı White Noble. Bu at son yarışta kısa vade koştu, 4. oldu. Bana göre Mertcan Çelik'le yarışı kazanması çok normal bir sonuçtur. Erken öne gelebiliyor. Yine kalabalık bir yarış var. 15 at koşuyor arkadaşlar. Yani 1 gidebiliyor, numarayı alıp gidebiliyor, 2 gidebiliyor, bekleyip de devam edebiliyor. Güzel bir kısrak. Ben de ilk şansı 6 numara White Noble'a veriyorum. Daha sonra yanına ya at yazmak isteyenler 5 numaralı King Image, 1 numara Viareggio, 2 numara Akdağ Fırtınası ve 4 numaralı Nadal diyorum arkadaşlar. Son at olarak da bu Ahmet Çelik'in bindiği Lobo Negro'yu da bulunduralım sürprizde arkadaşlar. Dediğim gibi bugün videoyu geç yüklemek zorunda kaldık. Teknik bir problem oldu bilgisayarımızda. Onunla ilgili sıkıntılardan dolayı geç yükledik. Hepinizden özür diliyoruz. Bundan sonra daha erken yüklemeye çalışırız arkadaşlar. Hepinize bol şanslar. Hoşça kalın.